Şöyle birkaç tane de biber alacağım gelmişken. Şöyle biberleri, şurayı gözüme kestirdim. Şunlar çok güzel görünüyor. Şöyle tazelerinden alacağım. Diğerlerini annem ya kızartmaya katıyor ya da kırmızı biber, toz kırmızı biber yapar belki de. Maşallah çok güzeller. Şimdi acı biberimiz var herhalde evde. Acı biber almayacağım. Birkaç daha yeşil alayım şöyle. Yeterli bunlar. Bir tane bamya buldum. En sevdiğim. Çiğ bamya yemeyi çok severim. Etli bamyalardan. Ya şunların sesi var ya. Bazen insanın başını ağrıtıyor. Uçsun bari şöyle kıpırdayayım da diyeceğim ama uçmuyorlar. Uçmuyorlar. Hiç çiğ bamya yediniz mi? Yemediyseniz muhakkak bir deneyin. Vallahi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle. Evde olsa yemem. Ama bahçede dalımdan koparıp da bamya olsun, biber olsun. Ondan sonra salatalık olsun. Dalından koparıp da bahçede yemeyi çok severim ben. Şöyle aldım. Domatesimi ve biberimi. Evime gidiyorum artık. Pek güzel maşallah. Hay Allah. Annemin. Ay nasıl ağzım yüreğim ağzıma geldi. Anne yılanı buraya mı attıydın sen? Ödümü aldı ya. Ah zaten dünkü korkuyu atamadım eli günkü. Ay üstüne gelivermişim. Abu zaten dirisinde sen bağırmıyorsun güçsün güçsün. Ben yılan olduğunu anlıyorum senin şeyden ama. Kaçsam mı? Odun mu arasam? Ne yapsam bilemedim zaten o anda. Hay Allah'ım şimdi görünce var ya yüreğim ağzıma geldi. Ben de girsem de içeri girecek orada. Nereden bileceksin? İçeri girsen ne? Soksa Allah korusun. Ölüme bile sebep verir. O yüzden öldürüyoruz vallahi yılan falan. Öldürüyoruz. El ayağı dolaşıyor. Korkmaz. Bir de yavrusu. Yavrusu varsa bunlarda anası da vardır onun kesin. Ana bu yeşillikte olmaz mı? Gerisi de vardır. Serin yere var yılanlar. Şimdi serin yere var kızım. Değil mi? Serin yere gidin. Ne işiniz var evin önünde de? Kıyafetin içine annem. Tam da arkadaşlar. Hatta geçenki videomda bayramı ikinci günü atmıştım videomda. Size öldürdüğünü göstermiştim annemin. Annem dedi kız çocuklar dedi bak bunları karıştırırken dikkat edin her şey olur dedi. Annem kaldırıverdi bir şey düşüyordu. Annem gözsün koş 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 dedi. Ben anladım annemin yılan olduğunu ama yılanı göremiyorum. Görsem de belim boşanır zaten. Beni var mı sannettim ben de hemen kürek aklıma geldi. Neredeyiz acaba kürek? Sen küreğe bulana kadar kaçacağımış. Annem eline odun geçiriyordu orada odunla vuruyordu. Hemen öldü o da. Hak oldu lan büyük öldüremem anam da. Burada çok oluyor anam çok oluyor. Oluyor ya. Bastanındırlar da olurlar. Uydumsu diye böyle oluyor. O yüzden yaz geldi miydi hep benim gözüm. Evin içinde olsam hep duvarlarda olur. Yerlerde olur. Bir kıpırtıda olur. Dışarıda olsam bir kıpırtıda olur. Artık biz iyice şey olmuşuz hani. Öyle yavrum. Korkmuşuz hiç, yani. Korkuyor anam ben de uydumsu. O acıyı bildiğimiz için onun acısını. Allah, Allah korusun zehirli yani. Allah'ım.
Sabah sabah yüreğimi oynattım ben. Burada tavukların içine atı ulandı yesin bak. Yememiş miymiş demek kediler? Yememişler. Doymuş. Kediler yerdi onu oysa. Yerdi kediler gibi kediler şeyler yerdi tavuklar da. İşgerdi olsa dusarlar ama onu kediler. Kim gece mi girdi? Bu şeyin duman efendim üstüne örttüğüm yazgının içindeymiş. Anam dedim ışkalı arka tıp dedi. Bak odum yere düşürdü. Allah korusun. Anne hem değdirmemiş iyi gene. Allah korusun. Vallahi akrep çok soktu bizi de. Yılan ondan daha acı tabii olduğu o, için Allah korusun. Korkarız. Çok korktuğumuz. Yaz geldi miydi? Yılandan, akrepten çok korkuyoruz ya. Yazdan korkarım da yapacak bir şey yok. Allah'ım diyen izin verirse ne yapayım? İzin Allah Allah korusun. Allah'ım herkeslere sen. Kimse de bilmesin o acıyı. Gerçekten ben de bildiğim için ölmeye varıyor insan. Yeşilliğin içinde böyle yerde ilan olmam mı? Aynı bahar günü gibi her yere. Aynen öyle. Mesela ben ablam mısır biçiyor ya. Mısır biçerken bile korkuyorum. Ama Allah korusun. Öldümü duydum kaçar onlar. İşte hani belli mi olur? Kaçmağın da kaçmaz. Allah korusun. Allah korusun gari. Biraz biçti mi ben oradan? Sabahleyin ablam biraz biçti de. Ben de öyle domates topladım. Şimdi akşama salata yapalım diye. Öyle canım. Pek güzel olmuşlar anne domatesler. Bak, domatesleri toplarken var ya bir imrendim, bir imrendim ama. Öteki nerede olmaya başlamış gari? Bu domates daha güzel oluyor. Yemesi iyi oluyor ya. Şöyle koparırken şöyle koparasım geliyor benim. Sandık gibi olur içi bunlar. Bu güzel olur annem. Ellerine sağlık. İnsan diyorum ben. Kendi yetiştirdiği emeğin karşılığını almak ne kadar güzel bir şey değil mi? Tabii. Koca bahardan beri uğraşıyorsun böyle embil embil dökülüp kaldı mıydı da insan pek seviniyor. Uğraşıyoruz işte. İdesimiz de geliyor ama evde şimdi sabah akşamadan yatsak ne yaparsın? Hareketsiz kalıyoruz diyor. Annem pek sever böyle şey bir şeyler dikmeyi, yetiştirmeyi. Çok sever. İyi oluyor anam bizim uçuda. İşte bu sene de dediğim gibi hani her videomda da diyorum ama bu sene azdık dedik gene azıcık onun azıcık bundan derken bir sürü oldu annemin gene. Bir sürü oldu oraya. Şimdi ben geldim hele damlama olsa bu kadar olmuyor da. Düzen kurduğumuza değmeyecek damlama ötede ya beriye çekeceksin uğraşacaksın ama. Damlamalar da geçen sene zeytinlerin arasına dikiyorduk bu sene zeytinlere uzattık damlamaları. Damlama çok öyleyse her yer damlama ama düzen alacak beriye. Düzen işte onun ana borusu lazım öbürkü tarafa uygun olduğu için. Lazım. Ona ana borusu lazım, düzeni lazım. Düzeni olmadığı için damlama olsa ne açayım? Dikeceğim ya annem zaten. Belki ileride bahane edeyim derse açacak öyle bir yer. Damlamacını ettiririz. Aynen damlama en güzeli damlama. Nereye sabit bir yere nereye yapacaksan damlamayı ona göre çekersin. Açıverirsin. Babam bile geldiğinde açıveriyor. Yarım saat, bir saat sonra gidiyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kendi kendine sulanıyor. Yapacak olursak düzenlice. Aynen öyle. Gittik miydi? Şimdi abanıydı. Akşam oturma mı gider? Çalıştırırlar. Gidese akar gider. Aynen olmasa öyle. Bile. Aynen aynen. Sen öyle de manam diyen bu sene geçti galiba. Aynen annem. Onun şeyleri var. Mısırlara bile fışkırdakları var ama mısıra oluyor mu bilmiyorum. Böyle fış. Oluyor da. Büyüdüğünde nasıl oluyor anne? Nasıl dönüyor? Ona da arasına damlama çekiyorlar herhalde anam. Onun çıkasa kadar fışkırdak oluyor öyle olursa. Ondan geri de dibine elzevel damlama çekiyorlar. Öyle mi? Gönderecek şeyler öyle olsun ya. Sarmadı. İçinde arasında damlama oluyor sonra. Öyle fışkırdalı fışkırdalı. Öyle oldu mu tabii damlama yani. O sistemde iyi. Neyse seneye dikecek olursa öyle olur gar. Allah nasip ederse. Maşallah her yeşil, yem yeşildi. İnsanlar gururdu göresi günü de gelmeyecek. Bahar günü gibi anam. Ben ondan işte yeşilliği seviyorum. Baban şimdi orada kalası bile gelmiyor. Bak orada kalmıyor. Kışın zorla tutuyordum. Zorla. Zorla. Baba hiç olmazsa bir dialize geldiğinde bizde kal diye ama televizyonun her şeyini açıyorum ama. Şimdi yaz geldi mi babam direkt buraya atıyor. Hele benim ora bile sapmıyor. Gal der diye sapmıyor bile benim oraya. Kuyunun başında vardır sandalyesi. Evin üstünde vardır. Yedek öyle sandalyeler o yerindedir. Vardım ona oturup seyredeceğim. Aynen öyle. Yedek seviyor canım. Babam da seviyor yeşilliği. Hepimiz şükür seviyoruz. Ana, şükür. Halimize şükür Allah'ım. Şükür annem. Binlerce şükür. Bunlar da açılmış. Tavuklar at at susuk olacak. Açıklar. Bu beynarı eski beynarlarından. Ama kuruyup gider gibi oluyor ağaca. Bir daha bakayım azıcık yeşeriye gibi oluyor. Buncağız kim bilir kaç senenin ağacı anne değil mi? Ablan küçücük öyle şey derken. O zaman böyle musluğumuz yoktu canım. Kuyudan getiriyorduk suyu oradan.
Asmalarımız var öyle o zamandandır. İlk yerde yaşıttık. Ne asmalar buldularsa dilek ağacı gibi asmışlar annemle babam. Onlar kestik galiba. Arka asiyeli, yaşlar asiyeli babam. Şimdi burada ne ederdim biliyor musun? Aban şeyler uzak evimiz var. Yıkadığımı doğruladım. Bunun getirip evine dökerdim. Çocuğu kana gari büyüsün ya diye. Sonra da ayaklaştı, büyüdü. Ha. Suyu kazdık. Suyumuz oraya evin önüne geldi. Ondan geri sıkışmadık gayranım. Önce kuyudan geliyordu. Hmm. Musluklarımız o zaman yoktu ta. Aynı köy yeri. Herkes kuyudan taşıyordu suyu. Tabii iyi hakkından gelmeyemiş. İyi hakkından gelip de dikmişsin. Yeşerteceksin diye uğraşmış anacığızım işte. Kuyu kazdırırken baban giderdi. Kamyoncu da 15-20 günde gelirdi. İşçilere yemek taşıyor. O suyu da oradan taşırdım ben kuyuda. Kuyudan bu kuyudan mı? Bu kuyudan mı? Şundan mı? Değil bu kazılır sana. Ha bu kazılır sana. Nereden hangi kuyudan getiriyorsun? 2 saatte kuyuyu örüp koyuyor, kazıp koyuyor. Eskiden hep çapayla kazılırmış değil mi? Dibini de sonra kompresörle kazıldı. 10 metreye yakındır o kuyunun derinliği. Hep elden. Ama hep de anan böyle yemeklerini, sabahla kahvaltılarını, öğlen yemeklerini. Kaç ay uğraştılar? Valla herhalde bir aya yakın istiler. Bir aya yakın kaç kişi? 4 kişi de onu kazardı zaten. 4 kişi sabahtan akşama kadar gaza neredeyse 10-15 metreye yakın size gösteriyorum. Abam, arada ya suyu bittiğinde falan arkadaşlar o kuyu. Varıymış amca derimiş, içini tanırmış. Bağırışırlardı çocuk geldi üstümüze düşecek diye. Abam öyle yenice yetişip dedi. Varıymış onlar amca dermiş içine eğilirdi. İçine düşecek derler, gülüşürler gari. İlerdi gene onlar da Allah razı olsun be adamlardan. Ben memnunlandım. Bir ay çalıştılar. Babam yiyordu. Çaylarını geç koydum ben derdim. Ben de yalırdım. Dışını da ben atardım kızım. O tabii 4 kişinin ettiğini dışını toprağını kendim atardım. Onlar Sultan içeriden dışarı atardım. Allah razı olsun. Sultan Yengeciler ata benim düğüne, birinin düğünü varmış. Ben düğünüyle nereye ben öyle çalışıyorum. O gari gel odalar. Ölüm dediler. Düğünü açık örüküyoruz dedi yengen rahmatlık. Yardım ediyorum ben dediler. Onlar toprağını öyle o kasabemin atıldı gari. Allah razı olsun dedim. Gene de bak eli değil unutmayan hiç anlatsın. Abi yengece nur içinde yatsın. Kız dedi rezilliler bak dedi. Onu kasap dedi. Biz dedi sen yardım ediyor dedi. O da sağ durmamışlar rahmatlık da bulaşına mı yardım etti çöpürgesine. Hiç unutmayan bak anam herkesin iyiliğini değil mi? Ne iyilik unutuluyor ne kötülük unutuluyor. He? Dayıydı çay pişir dedi bu öldük halinde o adam rahmatlık o diyor. Valla dedim dışarının toprağını atacağız az öyle dedim. Bak toprak içine dökülecek dedim şimdi bir yol bildim. Sen toprağı bize bırak dedi. Sen çayımızı demle gel dedi. Oh ona dünden razıyım zaten yoruldum. Abanacağız. Sen gelirse o toprağı atırlardı kardeşime. Gülsün Hanım nerede o da durmazdı. Bunlardadır değil mi o da? Bulaşık mı yıkıyordu yemek mi yediyordu tabii. O da durmazdı. Yemeğiyle o da tabii yardım. Sen de ablam küçük. Küçük. Bir yemek vuruydun. Bir garavella dayımın karısı var. Yengecim bak hiç unutmayan. Gelmiş o zaman genç o da tadirici. Bulaşıkları yığmış inur evin önüne. Sarı yıkama şey yok ki. Kuyudan su taşıyayım da öyle yıkayayım. Oncağızım geldiydim. Bulaşıklarımı yıkamış tepsini üstüne böyle demetlemiş koymuş. Bak hiç unutmayan. Yardım etmiş zavallıcığım gari beni yalırız diye. Abi. Hayır ertesi sene de Allah verdi gene sucağımızı. Burada biz hep de diktik biz. Ondan sonra yani bolluk oldu gari de yazlar. Demişler evinin festikan bahçesi olmuş demişler. Su olmasa olur muydu zaten suyun şeyine? Tabii. Orman yerler gari. Böyle bakarlanmış yoldan festikan bahçesi gibi olmuş demişler. Susuzluk ya, çok zor ya, çok zor. Anam, hiç boş döndürmezdim ormanlar Allah'ım diye çok verirdi. Sen anan benden fazla şey derdi. Oncağızım da cömertti. Elinde ne varsa... Geçen şu ovanın derdi. Başından Kezban abla denk geldi bir yerde. Oradan buradan derken tanışa koyduk. Ben görmeyeli çok oldu hani tanıttı bir şey yaptım ama... Çok iyidir diye annene babana diye çok selam söyle. Tabii. Bir arada bir konuşayım dedi. O gün de babam çok hastaydı ya. Bir konuşayım dedi. Hani bir seniyle bir konuşası bir geldiydi. Çok iyilerdir. Elleri boldur. Çok iyilerdir de. Bak ne güzel işte bak. Ben görmeyeli bak. Yani böyle bir iki sefer görmüşündür ama onlar sizi unutmamış biliyorlar bak kaç yaşında. Gittiler anam onlar görmeyeli çok oldu. İşte onlar biliyorlar bak.
Öyle derdim. Şunun bir yarım ekmeği olsun. İlla o yarımı herkes de yiyecektir. Birer takım paylaşacak. Öyle aşağı ne o? Bir yerden üzüm getirmiş. Güneyce'den mi? Nereden? Yani buraya gel. Bir sefer üzüm almış oradan. Onu da bacısı vermiş götürdüğü. Sağ bizi dinlediğin oluyor. Eve gene sakar işte iki salkımı kalmış. Bir sefer de bitirmiş. Sepeti al onu al bunu al derken eve daha bir gelir. Daha da incir toplamaya gitmiş. Bir günde öğretmiş. Var bizim deyene dadına bakın vermiş. Eve gelirse bir kilo kadar da incir getirdi. Herkese vererek vererek. İşte ne verdiyse. Kabayır oranın da dair olur derdi. Oranın incir tatlı olur derdi. Şey bu Güneyce tarafında yerleri var önce ya. Aynı duruyor yerler. Eli bu oldu Güsin anacığımın. Aynısı bak sen de gelin kaynana toprağını çeker derler ya. Elinde iki tane ise muhakkak birini paylaşayım isterdi. Ama Allah da hiç yokluk şey göstermedi de Allah'ım ondan şeyine ne verirsen gelinle o gider seninle hesabı. Belki 50 sene oldu anam. Burada öleli 4 sene mi oldu? 4 seneye gelirse 50 seneyi bir kere... 50 senedir gelin kaynana bir yaşadınız. Beraber yaşadık. Aynı evde yaşadık. Böyle bir geniş evimizde yoktu ama sonradan evi çoğalttık her yere evde. İlk oda bir saloncumuz vardı. Bir üstünde biz yatardık, bir üstünde oyuncağızlar. İyi günler geçirildi anam be. Hem bir de ondan sonra halacığım işte düşürüldü. O da buradaydı, yanımızdaydı galiba. Ben bir haftalık gelinlik oyuncağız da burada. Üç açıklarını getirdiler, yaşıyorum süre. Zaten iki odacığım var. Örtülen tuttular, benim odacığı yığdılar, örtüler. Ha temizçi orta olsun diye. Zaten iki odamız var. İki çocuk donum vardı. Biz öyle yaşadık anam o birer odada. Şimdi evimiz var, geniş her yere şimdi. Yatan yok. Eskiden ne zorluklar ne yokluklar çekilmiş eskiden. Halan doğru da olamadı yavrum. Onca az olamadı. Ne yapsın kadıncık işte. Çok şey etti o da. Öyle. Yine çocuğuyla. Onca azın bir şey öldü işte. 12 yaşında kazadan öldü. Biri var Garo. Ne yapsın? Şimdi oraya gittiği yerde evlendi. Ne kadar duracak? Yolda unutmadılar. Sen ben derken evlendi. Orada da çocukları vardı onca azın. Şimdi büyüdüler. Herkes evlendi. Ama çok iradel oldu da iradel oldu. Evet. Olay mı bizimde? Şimdi bir var mı? Öyle. Şimdi her şey bolluk. Öyle. Şimdi, yaparsan bolluk işte dediğim gibi. Valla nereye gitsen bolluk. Çalış. Evet. Hiç aşk alan yoktur. Evet. Ama o zaman bu kadar iyi oldu. Böyle iradelik. Yani şehir hayatı şu anda geçim biraz daha zorlaştı. Kira her şey pahalandığı için. Şimdi herkes köylere akın ediyor. Çünkü neden şehirde geçim gerçekten zorardı. Köyde azıcık bir yerin varsa sebzeni dikersin, kışlık hazırlığını edersin, ekersin, dikersin. Yer arıyor ama herkes bir hazır ev koyacak yer arıyor şimdi. Küçücük olacak. Büyük şeye bakmıyorlar fazla. Büyük ağalar, beyler alıyor. Ama küçük böyle bir yerin varsa hazır ev koyuyor. İçine giriyor da. Çok öyle. Öyle. Millet ölüye kalktığında diyor. Ne yapsınlar? Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Herkesin hani şu aralar gerçekten bir kriz var ama inşallah Allah'ım tez zamanda atlatılır. Herkesin yardımcısı olsun. Herkese yardım etsin. Bir gün olur düzelir de. İnşallah. Milletin de sıkıştığı kalır. İnşallah düzelir bir gün. İnşallah anacığım. İnşallah. Dua ediyoruz anam. Ne edelim yavrum. İnşallah annem. İyi bakalım canlar. Şöyle annemle de ayaküstü bir konuşurasımız varmışım sizlerle beraber. Canım, eski eskiden yeniden böyle biz çayımızı demledik miydi? Evin başına gittik mi? Eskilerden, yenilerden derken. Bayağı uzattık. Ya kusura bakmasınlar. Başlarını mı ağrıttık? Kim bilir işte dinle alıştık bayağı. Yok seni seviyorlar, seviyorlar. Bizi sevenler izlesin, sevmeyenler izlemesin zaten can. Herkes. Sevmeyenler hiç izleyip de yorum da yapmasınlar. Gerçi öyle çok öyle kötü yorum yapan yok zaten. Benim kendime göre hiç öyle şeyim yoktur. Herkesi seviyen Allah'ım, güzel Allah'ım. Sağlık versin. Tamam bakalım. Buradan takipçilerine bir selam gönder, kapatalım gar. Takipçilerimin hepsinin. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bay bay, herkese selam. Hadi bakalım, hoşça kalın canlar. Hoşça kalın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hadi bakalım yavrucuklarım.